Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tüm dünyada yaygınlaşan medyada nefret söylemi üzerine bir panel düzenledi. ENİBS yayın koordinatörü Orhan Sarı da konuşmacılar arasındaydı ve nefret söylemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlarda medyada nefret söylemleri derinleşen bir sorun olmaya devam ediyor. Bu sorun çerçevesinde İstanbul'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği bir panel düzenledi. Panelde Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin açılış konuşması gerçekleştirdi. Nefret söylemini ve iftiranın etkileri maalesef her zaman doğru karşısında ne yaparsanız yapın biraz geriden gelmektedir. Nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar ise ne yazık ki Müslümanlardır. Taha Dağlı, Fadime Özkan, Hasan Ölmez, Serkan Fıçıcı'nın katılımcı olduğu panelde ENİBS yayın koordinatörü Orhan Sarı, Avrupa'daki nefret söylemlerinin kasıtlı olduğunu söyledi. Bu nefret söylemini körükleyen en büyük kurum siyaset. Avrupa'da bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Fransa'da ulusalcılar, Le Pen'in söylemleri, bakıyorsunuz her seçim öncesi yine Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırılar. Almanya'da AfD diye bir oluşum vardı. Yine Avrupa'nın bütün ülkelerinde aşağı yukarı benzer söylemleri körükleyen siyasi unsurların olduğunu ve bunlardan nemalandıklarını görüyoruz. Son dönemde aynı siyasi görüşün, nefret görüşünü Türkiye'de ihraç edildiğini görüyoruz. Yaklaşık 2 saat süren panelde nefret söylemleri üzerine değerlendirmeler yapıldı ve ülkemizde çözümü için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi. İşte sosyal medya ile ilgili bazı yasalar yapılıyor. İnşallah bir an önce yapılır. Yapılması da gerekiyor. Çünkü Batı bunu çözmüş durumda bir şekilde. Kendisine göre çözmüş. Biz de kendi usulümüzle çözmek zorundayız.